Videomuzu beğenip, kanala abone olup, aklınıza takılan soruları, sormamızı istediğiniz soruları lütfen yorum olarak yazın. Geldin. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Sen çok ciddi bir yetenekmişsin, doğru mu? Yani tartışılır hocam çok. İnsanın kendi kendini yorumlamasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Gazi TV gizli yetenekleri ortaya çıkartan bir ekiptir. O bakımdan seni ne aldık? Projektör altına aldık seni. Onun için buradayım sanırım. Evet hocam, teşekkür ederim bunun için. Gazi, sen ne yapıyorsun sen? Ben Gazi Hastanesi'nde anestezi teknikeriyim. Saç ekim biriminde çalışıyorum ama saç ekim biriminin sorumlusuyum. Aşağıda işleri yürütüyorum diyebilirim. Ben uyumuştum ama benim saçımı da sen mi ektin? Evet, güzel uyumuştunuz. Saçınızı ben ektim. Sen çok iyi bir dans hocasıymışsın. İnsanlar neden dans eder? Benim kendi görüşüm olarak insanların yarısı mecburiyetten dans ediyor hocam. Çünkü arkadaşları zorluyor. İşte kız arkadaşı zorluyor veya erkek arkadaşı zorluyor. Çok yakın bir arkadaşı zorluyor bu şekilde. Anladık. İnsanların yarısı mecburiyetten dans eder. Öbür yarısı? Öbür yarısı dansa küçüklükten başlayan arkadaşlar var. Keşke ben de öyle olabilseydim. Çok isterdim. Çok biraz geç yaşta tanıştım diyebilirim. Merak edip gelenler var. Peki dans edemeyenler neden dans edemez? Dans edemeyenler aslında şöyle, herkes dans edebilir ama herkes güzel dans edemez diyebilirim. Sonuç olarak bu eğlenmek için yapılan bir şey çoğumuz için, hobi olarak. Yani çok bu konuda yargılamak istemiyorum kimseyi dans eder veya edemez diye. Ama çok iyi dans etmek için en önemli şey pratiktir. Pratik. Her şeyin özü pratik. Kesinlikle öyle. Bir insanın iyi dans etmesi için ne kadar pratik yapması lazım? Çok fazla. Örneğin her gün 5 saat, 3 saat, 2 saat. Yani her gün 3 saat yapsa bence bir yerlere varabilir. Anca diyorsun. Dansın insana katkısı nelerdir? Dansın insana katkısı, ben kendimden biraz örnek verebilirim. Ben dansa başlamadan önce, ben de bu arada dansa arkadaşımın zoruyla başladım. Öncesinde biraz daha böyle aslında boş bir hayat yaşadığımı düşünüyordum. Yani onun için başladım. Dans hayatımı doldurdu gerçekten. Çok kaliteli insanlarla tanıştım. Farklı yerlere gittim. Yurt dışına gittim dans vesilesiyle. İstanbul'da festivaller oluyor. Oralara gittim. Bu şekilde yani. 60 yaşındaki insan da dans edebilir mi? 60 yaşındaki bir insan kesinlikle dans edebilir. Ama tabii biraz zorlu olacaktır. Bizim ettiğimiz dansın ismi Lindy Hop. Caz müzikte yapılan bir dans. Ve çok fazla hız aralığında bir müziği var. Yani çok yavaş müzikler de var, çok hızlı müzikler de var. Tabii ki de belli bir seviyeye kadar ben ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Ve çok faydalı olacaktır dans etmesi 60 yaşında bir insan için. Zor yani. Zihinsel olarak. Beceremez yani. Becerebilir. Olabilir. Ama hızlı müziklere ayak uyduramayabilir tabii ki de. Ama bu çok doğal bir şey. Biz bile yeri geliyor uyduramıyoruz çünkü çok fazla pratik isteyen bir şey. Hangi tür dansları tercih etmeliyim öğrenmek için? Yani bu biraz zevk meselesi. Yani kimisi tangodan hoşlanır, kimisi Lindy Hop'tan hoşlanır diyemiyorum çünkü bilmiyorlar. Yani Lindy Hop'u şu an Türkiye'de çok az insan biliyor. Türkiye'deki geçmişi çok az. Tamamen zevk meselesi yani. Genelde insanlar salsa ve bachata'ya gidiyorlar ama öyle söyleyebilirim. Sen neden dans ediyorsun? Ben neden dans ediyorum? Arkadaşımın zoruyla başladım aslında.
İlk etapta 3 aylık bir süreç gittim ve başaramadım. Çünkü işlerimiz çok yoğundu. Günde 2 hastamız oluyordu ve ben her gün geç çıkıyordum. Ders kaçırıyordum, pratiklere gidemiyordum. Ve dedim ki yani bende bir sıkıntı var. Biraz da çekince olmuştu ilk defa dansa tanıştığım için. Ara verdim bir 6 ay kadar. O sırada da kickbox yaptım, alakasız. Daha sonra başladım ve dedim ki ben bu işi başaracağım. Ve hızlı bir şekilde kaldığım yerden devam ettim. Üçüncü ayımdan devam ettim. Ve sevmeye başladım. Sevdikçe daha hızlı öğrendim. Çok pratik yaptım. O dönemde bir de kendi birimimin sorumlusu oldum. Sorumlu olunca tabii dersleri kaçırmamak için arada bir çıktığım da oluyordu. Böyle ders de kaçırmadım. İlerledim. Dans ettiğimde bütün yorgunluğum ortadan kalkıyor. Öyle söyleyebilirim. Farklı bir insan oluyorsun. Kesinlikle bambaşka bir insan oluyorum. Yani o akşam üzeri işten çıkan yorgun argın insan değil de onun yerine böyle yeni uyanmış, mutlu, neşeli bir insan var diyebilirim. Dans ederken ne hissediyorsun? Ne hissediyorum? Tamamen eğlence hissediyorum ya. Öyle söyleyebilirim. Ama tabii bazen gösteri falan hazırladığımız oluyor. O esnalarda epey geriliyorum. Dans ederken stres olduğumuz da oluyor yani. Ama gösterilerde sadece. Sosyal dansta kesinlikle tamamen keyif aldığımı düşünüyorum. Videomuzu beğenip, kanala abone olup, aklınıza takılan soruları, sormamızı istediğiniz soruları lütfen yorum olarak yazın.